Yalnızlık illaki bir yerde tek başına olmak anlamına gelmez. Bazen insanlarla dolu bir odada bulunmalarına rağmen kendilerini yalnız ve izole hissedebilirler. Gerçek şu ki yalnız olmanın bir kişi olarak üzerinize ciddi etkileri olabilir. Yalnızlıkla ilgili en kötü şey, kendinizi yalnız hissetmeye başladığınızda canınız istemediği için dışarı çıkmak için birçok fırsatı geri çevirmeye başlamanızdır. Bu da kendinizi daha yalnız ve hatta depresif hissetmenize neden olur. Bu nedenle yapılacak en iyi şey ayağa kalkmak ve kendinizi yalnızlık dünyasından çıkarmaktır. İşte yalnız ve depresif hissetmeyi bırakmak için yapmanız gereken 9 şey. 1 numara. Küçük konuşmalar yapın. Kendinizi yapayalnız hissettiğinizde yapmanız gereken ilk şey insanlarla iletişim kurmaya başlamaktır. Hemen büyük konuşmalara girmek zorunda değilsiniz. Küçük konuşmalarla başlayabilirsiniz. Planlandığı gibi mükemmel gitmeyebilir ama buzları kırmaya yardımcı olacaktır. O anda kendinizi nerede bulduğunuz önemli değil. Size yakın oturan biriyle sohbet ederek başlayabilir ya da bir arkadaşınıza e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Normalde başlangıçta garip hissettirir ancak kesinlikle sizi izolasyon dünyasından çıkarmaya yardımcı olacaktır. 2 numara. Benzer düşünen insanlarla takılın. Her şeyden önce yapmaktan hoşlandığınız şeyler neler? Eminim dünyada ya da bölgede sizin yaptığınız şeylerden hoşlanan sadece siz değilsinizdir. Bu yüzden dışarı çıkın ve bunu seven insanlarla birlikte kulüplere katılın. Bu kulüplere katılmak sizinle aynı zihniyete sahip insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir yoldur. 3. numara. Bir şeylerle aktif olun. Boş duran eller şeytanın atölyesidir derler. Peki sizi meşgul edecek pek çok şey varken neden boş durasınız ki? Egzersiz yapmak vücudunuz için iyidir. Ancak egzersiz yapmanın aynı zamanda yeni insanlarla tanışmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olduğunu biliyor musunuz? Sporun iyi yanı düzenli olmasıdır. Şimdi her gün belirli bir kişiyle buluştuğunuzu hayal edin. İlişkiler buradan doğabilir. Biraz zaman alabilir ancak zaman içinde bir ilişki kurabilirsiniz. Bir egzersiz sınıfına katılabilir veya yerel spor salonunuza gidebilirsiniz. Hatta ilgilenen bir arkadaşınıza gitmeye bile karar verebilirsiniz. 4. numara. Çevrim içi olun. Hayatınızdaki yalnızlıktan kurtulmak istiyorsanız internet bir başka harika yoldur. İnternette neredeyse ihtiyacınız olan her şey var. En sevdiğiniz oyunu orada oynamaya karar verebilir veya sadece benzer düşünen insanlarla forumlarda bağlantı kurabilirsiniz. Çevrim içi sohbet yalnızlıkla savaşmanın bir başka harika yoldur. Çünkü her zaman sizinle sohbet etmeye hazır çevrim içi insanlar vardır. Dolayısıyla bilgisayar başında çalışıp becerilerinizi geliştirmeye çalışırken kendinizi meşgul etmek ve yalnızlıktan kaçınmak için internet dünyasına da biraz dalabilirsiniz. Zamanla yepyeni bir dünya keşfettikçe yalnızlık hissini kaybetmeye başlayacaksınız. 5 numara, plan yapın ve bu planları uygulayın. Daha önce de söylediğim gibi yalnızlıkla ilgili komik olan şey bir kez hayatınıza girmeye başladığında siz farkına bile varmadan sizi ele geçirmeye çalışması ve arkadaşlarınızla ve ailenizle takılmak istememenize neden olmasıdır. Bu etkiyi bastırmak için haftada en az bir veya iki kez dışarı çıkıp sosyalleşmeye başlamak için kendinize meydan okumalısınız. Haftada en az bir düzenli sosyal aktivite planlayın ve buna sadık kaldığınızdan emin olun. Atlamak zorunda kalmamak için zamanınızı mantıklı bir şekilde düzenleyin. Plan yapmakta zorlanıyorsanız arkadaşlarınızı ve ailenizi dahil edin. Böylelikle birlikte plan yapabilir ve birlikte dahil olabilirsiniz. 6 numara. Yalnız takılmayı öğrenin. Bazen insanlarla takılmak istemeyebilirsiniz. Sadece kendi başınıza olmak isteyebilirsiniz. Ancak bu kendinizi evinize kilitlemeniz gerektiği anlamına gelmez. Bir insan olarak her zaman kendiniz dışarı çıkabilir ve eğlenebilirsiniz. Bu sadece iyi bir kitap alarak veya iyi bir kafeye giderek mümkün olabilir. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz yerel bir yeri ziyaret etmek için zaman ayırabilirsiniz. Bu yerel bir kafe, futbol sahası, alışveriş merkezi veya en yakın kütüphane olabilir. Evet, ilk birkaç sefer biraz garip gelebilir. Hatta insanların sizi yargıladığını bile hissedebilirsiniz.
Ancak düzenli olarak ziyaret etmeye başladığınızda diğer müdavimlerle tanışacaksınız ve yüzleri tanımaya başlayabilir ve hatta belki birkaç yeni arkadaş edinebilirsiniz. 7 numara. Bir şeyler yazın. Yazmak yalnızlıkla savaşmanın bir başka harika yoludur. Hislerinizi ve duygularınızı ifade etmenize yardımcı olur. Ayrıca duygularınızı işlemenize ve ne istediğinize dair daha iyi bir fikir elde etmenize yardımcı olacaktır. Yazma şekliniz ne olursa olsun, bu bir deftere düşüncelerinizi karalamak, şarkı sözlerini not etmek ya da sadece bilinç akışıyla yazmak olabilir. Yalnızlıkla başa çıkmanın etkili bir yoludur. Çünkü zihninizi meşgul etmeye yardımcı olur ve sizi üzen şeylere takılıp kalmanıza zaman tanımaz. 8 numara. Doğada takılın. Bazen yalnızlıktan kaçmanın en iyi yolu sürekli meşgul olan dünyadan uzaklaşmak ve doğayı aramaktır. Bu eğlence parklarına, hayvanat bahçelerine ve diğer doğal yaşam alanlarına giderek yapılabilir. Hayvanlarla vakit geçirmek yalnızlığı gidermenin harika bir yoldur. Çünkü size bağlı olduğunuzu ve önemsendiğinizi hissettirirler. Köpek ve kedi gibi evcil hayvanlar stres, anksiyete, depresyonu azaltmanıza ve yalnızlığı hafifletmenize yardımcı olabilir. Kendinize ait bir evcil hayvanınız yoksa evcil hayvan edinebilirsiniz. Komşularınızdan ve arkadaşlarınızdan köpeklerini ara sıra yürüyüşe çıkarmanıza izin vermelerini isteyin ya da daha önce söylediğim gibi parkı ziyaret edebilirsiniz. İşin iyi yanı, herkes hayvanları sever. Bu nedenle evcil hayvanla takılmak yeni insanlarla tanışmanın garantili bir yoludur. 9 numara, gönüllü olun. Kendinizi yalnız ve izole hissettiğinizde gönüllülük kendinizi yalnızlık duygusundan çıkarmanızın harika bir yolu olabilir. Çünkü sizi etrafınızdaki dünya ile birleştirir. Gönüllülere ihtiyaç duyan pek çok kuruluş var. Bunlardan birine katılmak için zaman ayırın ve yalnızlığa veda edin. Yalnız ve depresif hissetmeyi bırakmak için yapmanız gereken 9 şey bunlar. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Umarım yorumlarda benimle paylaşırsınız.